Evin hali şu an böyle. Pisliğin içinde yaşadım 2 aydır. Yeter. Yes! Evet! Woohoo! Bak nasıl parlıyor. Fişek. Hayır, hayır. Oh wow. Böyle. Böyle. Hayır, atlama. Ama var ya benim belim koptu kız. Herkese yeniden merhabalar ve hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte deli dolu bir temizlik yapacağız. Zannediyorum ki bu video benim bu evde son temizlik videom olacak. Sizlere daha önceki videolarımda bahsetmiştim taşınıyoruz diye ama daha tam tarihi netleşmemişti. Şu an böyle bir %80 belli gibi önümüzdeki ay taşınıyor olacağız. O yüzden ben de bu videoyu artık geciktirmek istemedim. Sizinle bir güzel böyle bir temizlik yapalım. Zaten çok böyle hevesimi alamadığım bir ev oldu benim için. O yüzden şöyle hevesini ala ala tertemiz yapalım bu evi. Son böyle 3 aydır şu taşınma şeyleri çok havada olduğu için biz doğru düzgün ne ev temizleyebildik, ne yemek yapabildik. Yani böyle kendimizi eve çok ait hissedemedik çünkü her an taşınabilirdik. Ha bugün, ha yarın, ha şimdi diye 3 ay sonraya geldik arkadaşlarım. Evet. Böyle minik minik temizlik yapıp sadece günümü kurtarıyordum. Ama şu an en az 2 hafta daha burada olduğum için dedim ki haydi Merve kalk kolları sıva kızım. Şöyle bir güzel temizlik yapın. Kıyı köşeyi tertemiz yap. Şöyle bir senin de için rahat etsin. Zaten giderken de evi temiz bırakmak istiyorum. Tabii o zamana kadar pislenir ama olsun ben yine temizlerim. Şimdi sizle minik bir ev turu yapacağım. Ev inanılmaz dağınık değil. Çalışma odam hariç. Ama genel itibariyle bayağı tozlu. Hatta ilk çıkmadan buradan göstereyim. Salondan başlayalım. Burada açılması gereken kutularım var. Buralar çok tozlu. Buralar birazcık dağınık. Burada katlanması gereken çamaşırlar beni bekliyor. Ve şöyle döndüğümüzde gördüğünüz gibi gerçekten her yer çok tozlu. Çok üzülerek gösteriyorum ama evin hali şu an böyle. Ve böyle. Şimdi şey diyenler olacak. Bir de utanmadan gösteriyor. Evet gösteriyorum. Niye utanayım ayol? Çalışan insanların evi her zaman temiz olmayabiliyor. Yalansa yalan de şimdi bana. Evet şimdi hop mutfağa giriş yapıyoruz. Bakın burada bulaşık makinesine dizilmesi gereken bulaşıklar var. Onun haricinde yine açılması gereken kutular var. Ama genel itibariyle bakın bayağı kötü durumdayız. Zaten yemek yapmıyoruz 2-3 aydır evde. O yüzden de kullanmadığımız için daha da kirleniyor her yer. Parçada da bize kıçını dönmüş yatmış. Niye yaptın anneciğim böyle? O kuyruk da sallanıyor. Yakışıklı oğlum senin de tozunu alayım mı annesi? Senin de çapaklarını temizleyeyim o zaman. Değil mi? O bebeğim bebeğim. Bu benim bebeğim. Allah'ım. Evet hemen buradan giyim odamıza geliyoruz efendim. Allah. Görüldüğü üzere hiçbir şey yok diyecektim. Buralar birazcık dağınık. Ve çamaşırlar katlanıp yerine yerleştirilecek. O yüzden burası da nonni yani aslında. Beni asıl sinir eden yerlerden biri. Dım dım. Dım dım. Dım dım. Korkunç. Korkunç. Buraları da beraber toparlayıp temizleyeceğiz. Sen de yardım edecek misin anişkom bana? Ama yardım etmen gerekiyor bana. Ben böyle tek başıma yapamam her şeyi. Banyoda genel itibariyle öyle çok bir şey yok. Ama yine söylediğim gibi tabii ki kirli. Buralar temizlenecek. Havlular değiştirilecek. Vesaire vesaire vesaire. Devam ediyoruz. Ve son olarak yatak odamız. Dım 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 dım. Hali hazırda hiçbir şey yokmuş gibi görünse de dım dım. Mesela banyo kesinlikle temizlenmeli. Almış başını gidiyor. Her yer kir içinde. Bakar mısınız aynanın haline? Hiç utanmadın mı kızım Merve? Hayır utanmadım. İlk önce ben evin her zaman neden bilmiyorum mutfağının tertemiz olmasını seviyorum. Yani ilk başta mutfaktan başlayalım. Sonra yavaş yavaş salon, giyinme odası, makyaj odası bıdı 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 ilerleyelim. En son yatak odasında bitirelim derim. Eğer siz de isterseniz efendim. Yalnız şöyle bir detay var. Biliyorsunuz benim mutfaktaki halım jüt halı. O yüzden ben bunu yere vura vura iyice bir silkeliyorum. Normalde ilk lavabolardan başlıyordum. Sonra bana kızdınız. Çok da haklıydınız. İlk önce bunu yere vur. Bir yerleri paspasla temizle. Onun kalkan tozunu da işte lavaboların üstüne uçuşmasın. Sen ondan sonra orayı temizlemiş ol dediniz. Dediğim gibi ben de zaten buna çok katılıyorum. O yüzden tam olarak böyle başlayacağız. Biraz tersten başlıyoruz ama izlemesi keyifli olacak. Eğer hazırsanız efendim benimle tüm gün temizliğe hazırsanız efendim çaylarınızı kahvelerinizi abur cuburlarınızı alın. Benim canım çıkarken ben derbeder olurken beni keyifle izleyin. Öyleyse hadi başlayalım. Süpürmeden önce haznesini bir temizleyelim çünkü bayağı doldurmuşuz. Meraklı Melahat. Şimdi tozdan hapşuracaksın anneciğim ama. Evet anneciğim her yer toz. Haklısın. Çok sıkıntı. Aman Allah'ım. Zaten bunu buraya açarken bile her yer toz oluyor. Bitti mi koklama faslı? Temizlik yapabilir miyim artık anneciğim? Teşekkür ederim. Temizlik videolarında ben neden siyah giyiyorum? Leş gibi olacağını bile bile hem de ya. Of. Hemen vloyla şöyle bir fıt fıt alayım her yere. Alabildiğim kadar. Mazur görün efendim beni yani temizlik yapıyoruz. O yüzden birazcık batabiliriz. Değil mi? Efendim ellerimi yıkadım geldim. Şimdi hemen buralarımı süpürelim. İlk önce buradaki tozlardan kurtulalım. Sonra hemen lavaboya başlayalım. Hadi. Halime bakın. Thank you.
Amerikalılarda böyle sorunlar oluyor. Görüyor musunuz? Mesela saçlar araya takılmış. O yüzden hep örgülerin paralelinde temizlemeye çalışıyorum. Ama günün sonunda yine çok hızlı bir şekilde araya kıl alıyor, saç alıyor. O yüzden jutalı kullanırken bir kez daha düşünmek gerekiyor bence. Zormuş yani bayağı kullanımı. Ama güzel görünüyor. Devam edelim efendim. Bakın hazneyi tamamen boşaltmıştık ama görüyor musunuz? Sadece mutfaktan çıkanlar bunlar arkadaşlarım. O jutalı gerçekten inanılmaz fazla toz çıkarıyor. Mutfağı temizleyene kadar bu şarj olsun. O sırada biz güzel pastasımızı yapalım. Lavabonun üzerini falan temizleyelim. Şarjsız kalmak istemiyorum. Çünkü her yeri bugün bununla böyle ibini dibini iyice süpürmek istiyorum. Paspas suyumu hazırladım. İçerisine biraz da beyaz sirke döktüm. İyice buraları temizleyelim diye. Hadi başlayalım efendim. Her yer inanılmaz kirlenmiş. Tozlar bile böyle öbekleşmiş ve onları oradan çıkartmakta çok zorlanıyorum. O yüzden robot süpürgelerimden yardım alacağım. Hatta dedim ki diğer yerlerde direkt ilk önce robot süpürgelerimi çalıştırayım. Onlar hem süpürsün hem paspas etsin. Sonra üzerinden ben ince işini yapayım dedim. Çünkü böyle olacak gibi değil. Oradan alıp oraya atıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Hem moplayan hem de süpüren robotuya süpürgemi getirdim. Onu çalıştıracağım. Yine haznesinin içerisine sirke döktüm. Parfüm kokudan çok hoşlanmıyor ama şart arkadaşlar. Temizlensin ev. Pisliğin içinde yaşadım 2 aydır. Yeter. Düşük istasyona dönüyorum. Ben bunu bir şarja bırakayım. O sırada lavabonun üstlerini falan hallederim. Bu sonra ayağımızın dibinde dolaşır. Bugün işlerimiz hep ters gidiyor nedense. Sıra geldi lavabolara. Şimdi sizin de en sevdiğiniz yerlerden biri olduğu için canınızı çektire çektire temizlik yapacağım şimdi. Kapımızı da kapattım. Ceylan yapmasın. Haydi başlayalım. Dediğim gibi son zamanlarda yemek yapmadığımız için çoğunlukla bardakları kullanıyoruz ve burası zaten full dolu. O yüzden lavabonun üzerindeki bardakları şuraya yerleştireceğim. Evet, garip bir kombinasyon olacak ama başarabileceğimizi düşünüyorum. Fazla çamaşır suyuydu bilmem neydi falan. O yüzden takılarımı çıkarıyorum. Normalde hiç yaptığım bir şey değildir ama bayağı fazla şey karıştıracağız birbirine. O yüzden bunlar da zarar görmesin. Şunu da asla çıkaramıyorum şu an yani tek başıma. Kalsın, yapacak bir şey yok. Bunları kenara alıyorum. Hattır huttur kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada burayı ilk önce bir köpükledim ve bıraktım. Sonrasında duvarlara iyice bir köpüğünü şey yapacağım. Sonrasında durulamaya başlayacağım.
Bakınız efendim, kimler geldi, kimler geldi. Ta nerelerden geldim temizliğe yardıma? Yardım mı geldin? Hayır. Eşim ne zaman isterse yardım ederim. Bak elimden nelerle gelmiş idim oysa ki. İyi var, bir tane de yiyelim bari. Evet. Fars, gel buraya. Otur. Yiyecek mi doğum bak? Bana bak. Bana bak. Heh, anne nerede? Aferin sana. Yiyecek mi doğumu? Kokla bakayım. İstiyor musun? Al hadi. Ya daha yeni silmiştim yerleri ya. Giymişsin zaten polarımı. Evet. Gördüm story'den. Evet. O yüzden hemen geldim. Çıkar polarımı. Domestos yapabilirim polarımı. Evet ya, bak sakın yapma. Seviyorum onu. Ben de seviyorum. Yapma o yüzden. Ben bu fırsatı kaçırır mıyım? Kaçırmadım. Normalde mikrofiber bezim vardı ama bezlerimden iki tanesi balkondan düşmüş. Maalesef onlar çöp oldu. Bununla Veysel bir silecek, bununla da turulayacak. O yüzden buyurunuz efendim. Her iki kapakta bir lütfen bunu yıkan. Tamam. Evet. Sadece duru suyla, hani hiç kapatmayı istemiyorum. Tamam. Evet, Veysel o tarafa başladı. Ben de şimdi lavabonun bu kısmını halledeceğim. Sonra arka tarafa döneceğim. Biliyorsunuz burada küçük ev aletlerim var. Burayı da toparlayıp temizledikten sonra mutfağın işi bitiyor arkadaşlar. Ama işi verdim, bitirdim. İş komple bütün ev. Verdim, bitti. Sen bir daha konuşmayana kadar. Daha şimdilik seni azat ediyorum. Cidden mi? Evet, şu an bir işim kalmadı. Buzdolabını da silip öyle gidebilirsin bu arada. Arkadaki dolapları da silmemişsin. Evet. Evet, hadi bakalım. Beni yavaşlatıyorsun ya. Ne gibi? Yıkayacağım bezi. Yıka aşkım. Dur bakayım. Al. Felaket durumda. İçine şimdi limon tuzu döküp iyice bir kaynatacağım. Lekelerin hepsi geçecek. Şey gibi gelmedin mi? Ne? Köpek balıkçısı gördün. Göz kararı, azıcık limon tuzu. Fazla bile oldu. Azıcık bu mu lan? Biraz fazla oldu. Olsun, tertemiz olsun. Yukarılara kadar dolduracağım. Sonra fışırı 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 kaynatıyorum. Ne oldu? Niye öyle bak? Arkandan konuşuyordun. Sen de mi Brutus? Bak nasıl parlıyor, fişek. Şu an suyun ne kadar kirli olduğunu size bir göstermek istedim. Bakar mısınız şu an? Korkunç. Evet, bizimki yine iş başında. Biz şimdi zaten buraları temizledik, toparladık. Gördüğünüz gibi her şey cillop gibi. Sizi azat edeceğim birazdan. Ama tekrar çağıracağım sonra. Ümit veriyorsun da hani yarı yolda geri alıyorsun. Seni azat edeceğim birazdan. Şöyle sizi de dışarı alalım, buyurun. Tik, mutfağa tik attık. Tik attık. Ben geri geldim çünkü camların önünü ve şu pervazları silmeyi unutmuşum. Onları sileceğiz şimdi birlikte. Şimdi salona geldim. Salondaki her şeyi, yerdeki her şeyi toparlayacağım. Bir köşeye ya da koltukların üstüne falan koyacağım. Ondan sonra da Natasha'yı çalıştıracağım. Natasha bir güzel süpürsün, ben o sıra çamaşırları katlayacağım. Veysel zaten keyif yapıyor. Dinleniyorum. Niye öyle söylüyorsun? Bu ne hal böyle? Bu ne ya böyle? Benim abi. Thank you.
burası tertemiz görünüyor. Şimdi hemen halımızı serelim. Evet, sonunda mutfağı tamamen bitirebildik. Gerçekten tertemiz görünüyor. Misler gibi de kokuyor. Birazcık sirke kokuyor ama o zaten uçup gidecek. Halımızı da serdik. Yerde 1 gram tozumuz yok. Çok güzel paspaslandı. Parsito da geldi. Kıl yumağı. Her yerden senin kılın çıkıyor anneciğim. Her yere girip çıkıyorsun. Her yerdeki tozu başka başka yerlere götürüyorsun. Hep senden ötürü. Şimdi bir tarafta biri, diğer tarafta diğeri çalışıyor. Yan yana geldikleri zaman fena bir kavga çıkıyor bu arada. Birbirlerine fena sataşıyorlar. Bakalım hiç gelecekler mi? O sırada ben katlamış olduğum çamaşırlarımı şöyle hemen toparlayıp yerine yerleştireceğim. Arkadaşlarım, şimdi çamaşırlarımı yerleştirdim. Yemek siparişim geldi. O yüzden benim çocuklarım çalışırken ben de şimdi bir yemek yiyeyim. Ondan sonra geliyorum. Hemen salonu temizleyip toparlamaya başlıyoruz. Geceye kadar sürse de ben bugün bu evi temizlemek istiyorum arkadaşlarım. Eğer hala size sıkılmadıysanız ne mutlu bana. Oo, her an kapışabilirler bu arada, bak her an. Çocuğum gel geri gel. Hadi bir buluşun şurada. Yes, evet. Düello başladı. Bununla neden bu kadar eğlendiğimi de asla bilmiyorum ama çok komik değil mi? Arada böyle takışıyorlar işte. Kardeş kavgası, yapacak bir şey yok. Neyse, hadi yemeğimi yiyip geliyorum ben hemen. Evet, karnımı güzelce doyurdum. Şimdi temizliğe devam ediyoruz efendim. Mutfakta temizleyen robotum salona geçtiğimde şarjını bitirdi. Natasha her yere girdi çıktı ama yani o kadar derini de temizlediğini söyleyemeyeceğim. Çünkü haznesi dolmuş. Hazne uyarısı verdi ve ben onu çok geç fark ettim. O yüzden hani wow bir temizlik söz konusu değil ama yine de o kaba pisliği aldılar. Ellerine sağlık çocuklarımın. Normalde ilk önce toz alıyor, sonra süpürüyor, sonra da paspas yapıyordum. Ama şu an her şey böyle yukarıdayken, hemen şöyle göstereyim. Yerlerde hiçbir şey yokken rahat rahat süpürebilmek için ilk olarak süpürmeyle başlıyoruz efendim. Ama var ya, benim belim koptu kız. Ama temizlik aşkı. Bu ev bugün temizlenecek ve ben misler gibi yatacağım. Bel ağrısıyla da olsa bugün tertemiz evimde uyuyacağım. Hakkını yemişim arkadaşlarım. Gerçekten çok iyi süpürmüş. Sadece belli başlı yerlere giremediği için oraları ben aldım. Onun haricinde gerçekten yerde tek gram toz yoktu. Süpüremedim yani, süpürecek hiçbir şey bulamadım. Halıları zaten cillop gibi temizlemiş. Girebildiği her yere çok güzel temizlemiş. O yüzden bana da artık ne kaldı? Tabii ki toz. Hadi gelin toz suyumu hazırlayalım birlikte. Toz kovamı salona götürdüm. Şimdi giyinme odasını şöyle bir Natasha'ya süpürttüreceğim. Çünkü gerçekten fena bir durumdayım. Hadi kızım, sen üstten bir toparla bakayım. Hadi yavrum. Hadi annem. Şimdi buraların tozunu almaya başlayacağım. O yüzden ne oynuyoruz biliyor musunuz? Tıp. Fıkı 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 beni temizlerken göreceksiniz. Yoksa ben konuşursam bu video 5,5 saat. Ama öncesinde şu bezlerden bir bahsedeyim. Defalarca kez bahsettim size. Markası Pella. 2 farklı rengi daha vardı. Böyle bir paketin içerisinde 3 farklı renkle geliyor. Salonda, banyoda, mutfakta, her yerde böyle ayrı ayrı kullanıyordum. Bir sürü şey söyledim. Bu bezlerin ne işe yaradığını söylemedim. Bunlar iz bırakmıyor arkadaşlarım. Yani arkasından tekrar kurulamanıza gerek kalmıyor. Tek hamlede böyle şipşak temizlik yapabiliyorsunuz. Zaten bakın, şimdi de fark edersiniz. Asla su izi bırakmadan kendiliğinden şıp diye kuruyor. Oh, 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 oh
gördünüz mü? Bunu eski evimden getirmiştim. Bir yılda geldiği hale bakar mısınız? Yani oh wow, kocaman oldu. Yerini sevdi. İnşallah gittiğimiz yeri de seversin çocuğu. Kökünden bile bakın böyle filiz vardı ve o bilene kadar çok büyüdü. Ay maşallah benim çocuğuma ya, maşallah ya. Yastık elek gibi oluyor. İçine inci tozlar giriyor, onları çekiyor. Ellerine sağlık hayatım. Aşkım, senin ellerine sağlık. Nasıl olmuş salon? Çok güzel olmuş. Tertemiz valla. Ya zaten dağınık değildi. Dağınıktı canım. Ay bu da var ya. Bana göre dağınık değildi yani. Ya benim aşkım. Şey yapmaya çalışıyor da yok annem yok yemez. Partim bakışına bak. Küsmüş böyle yanına bakıyor, öyle bakıyor. Almıyorum ya onu içeri. Temizlik yaparken imkan ihtimali yok, alamam. Çünkü benim temizlediğim her yere gidip itinayla her yerin sürtesi geliyor. Böyle bir. Her yer sümük ama sonra. Sümük atıyor, popişini sürüyor. Zaten şey, holde de öyle. Mesela süpürüyorsunuz ya, siz arkasını dönüyorsunuz böyle. Pars oradan yürümüş oluyor, sanki hiç süpürmemiş gibi. Evet, her yer kıl. Şöyle yapalım mı? Sen holü süpür. Ben çünkü robotları açamadım. Pars birazcık huysuzlandı. Sen süpür, ben arkasından paspaslayayım. Olur. Hadi bakalım, yiğidim. Haydi. Ben bunun suyunu değiştireyim. Arkadaşlar yani... Bak, bence anlıyorsunuz şu an ne kadar bulanık ve kirli. Oy, tövbe estağfurullah. Çıkarmış ama ben şimdi üzerinden tekrar bir geçeceğim özellikle halına. Yavaş. Yavaş. Hadi kokla bakalım her yeri. Şimdi temizlik yaptım ya. Eyvah. Hayır. Hayır. Topunu alıp gelme anneciğim. Hayır. Hayır. Bırak onu. Bırak onu. Evet, Veysel topları aldı şimdi. Geç içeri. Hayır. Bak. Gel buraya. Hayır, hayır. O neydi oradan gidip böyle dönmek? Ama az önce o koşma anı vardı ya arkadaşlarım. Normalde onu böyle bütün koltukta yapıyor ve evet. Böyle buralardan böyle koşuyor böyle. Yağ gibi oluyor. Aynen, ne yaptığını anlamıyoruz. Pars, gel buraya. Hayır, buraya. Bak. Hayır. Oh! Bana bak. Buraya. Ne neydi? İşte gerçek yüzü bu. Yavaş. Bekle. Yat yere. Tamam, bekle orada. Bekle orada. Buraların ağzına ettim. Bu bir şey değil. Burada böyle piş diye koşuyor, sonra yastıkları ısırmaya falan başlıyor. Şu an yastık ısırma yok. Bana bak, bana bak. İn aşağıya. İn aşağı. İn aşağı. Sakin. İn aşağıya. Heyecanlandı. İn. Yavaş anneciğim. Tamam hayatım, bırak, sıkıntı yok. Gel hadi, gel. Yavaş, hey, yavaş. Aa. Ha. Oğlum yetişe. Yetişemiyorum anneciğim. Hangisini istiyorsun? Seç bakalım.
Türkçe biliyorsun, Türkçe. Tamam, nefes alma yeter, şu bir kolda. Ev yerden ısıtmalı olduğu için Fars'ta böyle sıcak nerede var oraya zaten çömüyor. Aslında burası bizim için hani hem en ideal yerde hem de ısıtma şeyleri de oradan geçiyor. O yüzden hani güzel oluyor. Üşümüyor da böyle şimdi. Aynen. Çok seviyor burada yatmayı. Saatlerce böyle yatıyor. Kendisi işte. Kendisi narin bir prenses. O zaman haydi yavaş yavaş makyaj odasına doğru yol alalım. Bu dükkanı kapatalım. Kapatalım. Burayı tekrar bir süpürmemiz gerekecek. Her yer kıl oldu yine. Ama onu da artık yarın hallederim. Çünkü gerçekten çok yorgunum. Daha makyaj odası var. Banyolar var. Yatak odası var. Nur indi bize. Biz neyi unuttuk? Evet. Helal olsun sana. Ya ah ben olmasa. Zeki birisin. Nasıl benzi sıkmayı öğrenmiş miyim? Öğrenmişsin kocam. Ama bu arada kaçak var biliyorsun değil mi? Evet. Duydum onu. Bayılıyor bu odaya girmeye. Ya buraya benle her gün giriyor zaten. Giyim odasına da keza öyle. Ama salon bizim kırmızı çizgimiz. Çünkü salonda koltuklar sıkıntı. Koltukları kemiriyor beyefendi. Şimdi Veysel burada dolapları silsin. Parsito ile birlikte. Oğlum yardım et. Yala şuraları. Hadi bakalım size kolay gelsin. Ben de gidiyorum makyaj odasına. Geliyor musun benimle? Ertelemeye çalışıyorum sürekli ama hiç ertelenecek bir yanında yok. Görüyorsunuz gerçekten darma duman. Bir de biliyorsunuz ki Kasım indirimleri falan. Burada sürekli size işte storyler çektim, videolar, reels'ler falan çektim. Marka işbirliklerimiz olduğu için burası böyle. Yani burası korkunç. Bütün enerjimi toplayıp başlıyorum arkadaşlarım. Saatlerimizi gösteriyorum bu arada. 20.08 efendim. Öğlen bir maksimum 1.30'dan beri falan temizlikteyiz. Ve sadece yemek molası verdim. O yüzden gerçekten yani mental olarak bir çöküşteyim efendim şu an. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Ama bu videoların en sevdiğim yanı evet çok yoruluyorum. Ama hem siz izlemekten çok keyif alıyorsunuz hem de benim evim temizlenmiş oluyor. Şimdi sizi şuracığa sabitleyeceğim. Tam olarak şuradan beni izleyeceksiniz. Ben şimdi sizi sabitliyorum ve başlıyoruz. Şimdi çıkmamız gerekiyor. Çok acil bir durum oldu. O yüzden normalde bugün bitirecektim her şeyi ama dediğim gibi çıkacağız ve bir saat sonra gelsek bile ben buraları maalesef süpüremeyeceğim. O yüzden burası banyolar ve yatak odası yarına kaldı. Yani çok büyük konuştum videoda. Bugün bitiyor, ben bugün tertemiz uyuyorum dedim ama maalesef olacak gibi değil. Öbür türlü de yetiştiremeyeceğim. O yüzden arkadaşlarım ben şimdilik kaçıyorum. Yarın görüşmek üzere. Benim için bir 12-14 saat, sizin için de 2 saniye sonra görüşürüz. Çaktırmadan şıpşak geri geldim. Ne olduğunu bile anlamadınız değil mi? Oysa ki 14 saat geçti. Evet şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yerdeki her şeyi böyle kaldıracağım masaların üzerine vesaire. Her şey değil en azından bir kısmını. Çünkü burayı inanılmaz fazla temizlemeyeceğim. Çekimlerim devam ediyor. Aman aman bir detaylı temizlik yapmak istemiyorum bu odada. Efendim. Pars Paşa ve tüyleri. Halının altındaki tüyleri. Görüyorsunuz değil mi? Tabii ki benim saçlarım da var. Ama Pars'ın kılları yoğunlukta. Şimdi bu arkasını da süpüreceğim. Çünkü felaket bir durumda. Bakınız efendim gerçekten görüyor musunuz tertemiz oldu. Tadam! El cihazlarına sağlık kocam. Rica ederim aşkım. Aynen. Işığımızı kapatalım. Jaluzi kapalı olduğu için paspas kovamızı tekrardan bir yenileyeceğim. Her odada temiz su koyuyorum. Çünkü ev gerçekten bitik bir halde.
yapıyor gerçekten. Biladamızı da alıyorum. Kız kırıyorum ben bir şeyleri. Ve geliyorum. Allah, her yere su yaptım. Ve bacak kası. İyice sıkıyorum. Ve başlıyoruz efendim. Köşeye çömüp kurumasını bekleyeceğim. Yoksa ayak izi oluyor ve ben o görüntüyü hiç sevmiyorum. Bir 5 dakikaya ihtiyacımız var. Ben de o sırada Mertcan'a, menajerim Mertcan'a bir dönüş yapayım. Bazı işbirliklerimiz vardı. Temizlik bugüne sarkınca benim de işlerim birazcık aksadı ama halledeceğim. Her şeyi diğer evde kullanacak alanımız olacak. Açıkçası ekstra şeylere de ihtiyacım olacağı için bu kutuları asla elimden çıkartmıyorum. Kendimize ait bir kilerimiz yok. Aşağıda böyle kocaman büyük bir alan var. Oraya eşyalarınızı bırakıp üzerine isminizi yazıyorsunuz. Onu çok yapmak istemediğim için de evin içerisinde maalesef bunlar böyle kalıyor. Zaten şurada taşınmamıza kaç hafta kaldı. O yüzden şimdilik böyle idare. Devam ki. Bu şekilde düzenledim. Burada muhasebeye göndereceğim fişlerim, faturalarım var. Altına Dyson'ım. Burada Veysel'in hediyesi. Burada tatlış bir çiçeğimiz var. Burada da denemem gereken alışveriş yaptığım ürünler var. Bunların paket açılımını sizle beraber yapacağız. Zaten burası bu şekilde. Bunlar diğer evde kesinlikle değerlendirilecek kutular. O değerlendirilecek günlerini bekliyorlar. Temizledik, toparladık, mis gibi yaptık yani. En azından yaşanılabilir bir halde şu an. Şimdiki istikametimiz neresi çocuğum? Tabii ki de banyo. Banyoya gitmeden önce parçalının yatağının arka kısmını size bir göstermek istiyorum. Sanki hiç süpürülmemiş gibi değil mi anneciğim? Evi komple süpüremesek bile Veysel genel olarak hol ve salonu her gün olmasa da iki günde bir süpürüyor. O yüzden buralar bir nebze olsun temiz görünüyor ama bir gün bile dolmadan nasıl tozlanıyor? O yüzden hayvan sahipleri beni şu an çok iyi anlıyordur bence. Banyoda şu haldeyiz arkadaşlarım. Yerler falan oldukça tozlu. Dün aslında Natasha'yı çalıştırdım ama yine de tabii ki giremediği köşeler var. Oraları iyice bir temizleyeceğiz. Öncesinde şu lavaboyu iyice bir tertemiz yapalım. Sonra buradaki her şeyi dışarı çıkarıp buraya bir güzel süpürüp paspaslayalım. Kovaları dışarı bırakmaya çok korkuyorum çünkü Pars gelip suları içiyor. Sanki tertemiz kendi suyu yokmuşçasına ama şu an yapacak bir şey yok. Mecburen buradaki her şeyi dışarı çıkartmak zorundayım çünkü.
Evet, tada şu an tertemiz yaptık banyomuzu. Oh, misler gibi. Aynen da aynı şekilde. Şu an bu banyoya bir tik atabiliriz efendim. Yerler de mis gibi. Oh! Evet, sonunda yatak odasına gelebildik arkadaşlar. Ne yapacağız? Çarşafları değiştireceğiz. Burada yine Veysel Paşa devreye giriyor. Kocam beyefendi. Paşa ne ya? Ne diyeyim? O neydi? Bu diyeyim kocam? Hanımefendi, bırakırsanız çalışmaya çalışıyorum burada. Ben markete gideceğim, bir şeyler alacağım, yemek hazırlayacağım aşkıma, yorgun savaşçıma. Aşkım gel azıcık dinlen. Aşkım dinlenmeyeyim, ışığı kaçırmayayım. Tamam hadi öyle yapalım. Dinlenmeye çok isterdim kocam seninle. Tamam. Şöyle bir yatsak böyle yatsak. Hem dinlenmeyeyim diyor, yatağa da yattı. Hayır atlama. Hadi kalk. Hadi yemek yapacağım ben. Markete gideceğim. Ne olur böyle biraz daha durayım. Sen dur istediğin kadar ben gidiyorum. Al da kirliyorum. Tamam, peki. Öyleyse. Ne yapalım biliyor musunuz? Şu şeylerin, komodinlerin ben tozunu alayım 2 dakika. Sonra Veysel'in bilgisayarının tozunu alayım. Ondan sonra bir güzel süpüreyim. Sonra banyoya geçelim. Ondan sonra da bitirelim. Gün ışığını kaybetmek istemiyordum diğer yerleri çekebilmek için ama muhtemelen kaybedeceğiz. Hayırlısı. Yaptı ya. Çok fenalardayım şu an. Arkadaşlarım son gün ışığını kaçırıyorum. O yüzden Veysel şimdi gelip hemen klozeti yıkayacak ve buraları süpürüp paspaslayacak. Ben de o sırada size evin geri kalan halini göstereceğim. Hemen kamerayı alıyorum. Hem Veysel'i hem kendimi çekemeyeceğim için şu an kapanış çekmeyi tercih ediyorum. Hemen geliyorum bir dakika. Ve salonum gördüğünüz gibi tertemiz. Akşam güneşinin bu şekilde salona vurmasını çok seviyorum. Jalüzilerin böyle duvarda bıraktığı şu görüntü de çok güzel. Özellikle en sevdiğim yerlerden biri de kesinlikle şu köşe. Şurası benim kurgu alanım olduğu için editlerim vesaire burada yapıyorum. O yüzden genelde bilgisayarlarım burada duruyor. Ama görüntümüz de bu şekilde en azından temiziz. Güneş de bizden yana. Bak ne güzel vuruyor şu an. Veysel yemek hazırlıklarına başlamadan şuraya da şöyle bir çekeyim dedim. Mataramı koymuşum şuraya. Hemen dağıtmaya başlarım anında. Dolaplarımız silindi. Lavabomuzun üzeri tertemiz. Her şeyimiz mis gibi gerçekten. Yerler temizlendi. Jutalım temizlendi. Her şey şu an 10'da 10. Burada da ben. Selamlar.
Burası mis gibi temizlendi. Ama şurada kuru temizleme gidecek olan elbisem var. O yüzden o orada bekliyor. Şurada çantam var. Onu da kaldırmamışım. Ama genel itibariyle her şey tertemiz görünüyor. Veysel zaten dolapları silmişti. Gerçekten ayna gibi parlatmış canım kocam ya. Yine akşam güneşini bu odada aldığı için çok güzel görünüyor gerçekten. Bu oda genelde öğlen güneşini çok güzel alıyor. Karşı binanın camından vuran şuradan bir güneş geliyor. Onun haricinde bu saatlerde burası böyle gün ışığına maruz kalmıyor. Ama camdan yansıyan güneş bile gerçekten çok güzel bir görüntü bırakıyor. Genel olarak evimin aydınlığını çok seviyorum. Yani içerikleri üretirken de çok rahat oluyor. Önümde kimse olmadığı için çekimlerimi de çok kolaylıkla yapabiliyordum. O yüzden ev ararken de tam olarak bu kriterlere uyan bir ev arıyoruz. Salon tarafından gün ışığı geldiği için hölümüz de bundan nasipleniyor. Ama maalesef banyonun içerisine gün ışığı gelmiyor. Şurada bir penceremiz olsa çok tatlı olurdu bence. Ama burası binanın koridoruna bakıyor. Lavabomuz tertemiz, yerler tertemiz, klozet tertemiz. Daha ne isterim ki, mis gibi kokuyor her yer. Çok yorulduk ama bence değdi gerçekten. 2-3 hafta kadar kısa bir süre de olsa en azından evin içerisinde kendimi böyle ait hissedeceğim. Dediğim gibi çok uzun zamandır eve ait hissedemiyorduk. Ha taşındık, ha taşınacağız, ha 2 hafta kaldı, ha önümüzdeki hafta taşınıyoruz diye diye evin temizliğini çok ihmal etmiştim. Hep böyle ihtiyacımız olduğu kadar üstün körü temizlik yapıyorduk ama şu an bir kez daha böyle gider ayak kendimi bu eve ait hissettim. Bu hissi özlemişim gerçekten. Bir 3 aydır falan vesaire hissedebildiğimiz bir şey değil bu. Ama dediğim gibi her şeyde vardır bir hayır. Daha önceki videolarda da bahsetmiştik sebebinden. Burada tekrar detaylıca anlatmayacağım ama asıl detaylı halini ev aradığımız videoda anlatıyor olacağım. Ağustos'tan beri ev aradığımız için arkadaşlarım o videoyu izlerken üşüyeceksiniz. Çünkü üzerimde böyle croplar ve askılarla ev arıyorum. Ne zaman baktık, ne zaman bulduk, ne zaman tuttuk, her şey çok karmaşık ama her şeyi detaylıca anlatacağım size. Ve son olarak yatak odasındayız efendim. Kameralar açılınca tipime bakayım dedim. Paspaslamaktan bir hal oldum. Kanter içinde kaldım. Gerçekten. Ama güzel olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Hemen gösterelim efendim. Burayı da yerleştirmiş. Başarılı. Aynamız zaten tertemiz. Bunu ben silmiştim. O yüzden tertemiz. Yerler mis gibi. Klozetimiz de tertemiz. O da şöyle. Çöpümüz de değişti. Halıyı ben süpürmüştüm. Veysel bir daha üzerinden arkalı önünü süpürmüş. Burası da bu şekilde. Gider ayak evi tertemiz yaptık mı? Yaptık. Yaptık bence. Yaptık oldu. Öyleyse umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Umarız. Hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Öpüyorum size. Bay bay. Ay, tertemiz kokuyor ev.